Dostlar selamlar. Bildiğiniz gibi Steam dolara geçti. Biz de bu videoda Türk lirasıyla oyun satın alabileceğiniz Steam alternatifi oyun mağazalarına yakından bakıyoruz. Başlamadan önce meseleyi bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. Steam 20 Kasım 2023 tarihi itibariyle Türkiye'yi MENA bölgesine dahil ederek bu bölgedeki ülkelerin para birimlerini kullanımdan kaldırdı ve dolar ile ödeme almaya başladı. Bu geçiş sonrasında oyunların fiyatları sizi epey şoka sokmuş olabilir. Ancak buna çok yakında çok büyük bir ihtimalle düzeltme gelecek. Peki nasıl bir düzeltme gelecek? Steam bir pazar yeri dostlar. Yani e-ticaret siteleri gibi çalışıyor. Oyunu geliştiren her kim ya da hangi şirketse buraya yüklüyor. Dilerse pazar yerinin fiyatlandırma politikası tavsiyelerine uyuyor, dilerse uymuyor. İşte düzeltme dediğimiz tam da burası. Rockstar, EA Games, Ubisoft benzeri yayıncılar ve yapımcılar yavaş yavaş fiyatlarını MENA bölgesine uyarlamaya başlayacaklardır. Ki zaten böyle satışlar yavaş yavaş dibi göreceği için bunu da fark edince bu aksiyonu daha hızlı alabilirler diye düşünüyorum. Mesela F1 2023 ve Euro Truck Simulator, MENA bölgesine uyunca fiyatları ucuzlayan oyunlar arasında şu an. Bu tavsiye edilen fiyat düzeltmelerini yapacak şirketlerde işte böyle Call of Duty, Assassin's Creed, Cyberpunk 2077 gibi AAA oyunları yapan finansal açıdan güçlü şirketler. Bu şirketler fazla kâr etmek kadar ulaştıkları oyuncu sayısını yani pazar rekabetini de önemsedikleri için yerel yani daha doğrusu bölgesel fiyatlandırma yapabiliyorlar. Peki ya kimler yapamıyor? Bağımsız geliştiricilerin çoğu maalesef yapamıyor arkadaşlar. Daha önce Türkiye'ye özel fiyat güncellemesi yapmış olsalar bile bu yeni sistemde dolarla yola devam edebilirler. Yani kısaca bağımsız oyunları ucuza alma devri kapandı diyebiliriz şimdilik. Peki Steam dolara geçtikten sonra oyun fiyatları nasıl değişti? Bir de buna bakalım isterseniz. RDR2'yi az önce söylemiştik. 1150 TL'ydi. Yani yaklaşık 40 dolara denk geliyordu. Yeni dönemle birlikte 60 dolara yükseldi. Yani 1727 TL artık. Diablo 4 1729 liraydı. Yani 60 dolara denk geliyordu. Yeni dönemle birlikte 70 dolara yükseldi. Yani yaklaşık şu an 2000 lira. Forza Horizon 5 daha önce 599 TL'ydi. Yani yaklaşık 20 dolara denk geliyordu. Ve yeni dönemde 32 dolara denk geldi. Bu oyunun ABD fiyatı şu anda 60 dolar. Ve MENA bölgesinde 32 dolarlık fiyat etiketini gördüğümüz için görüyoruz ki Microsoft burada MENA bölgesine özel fiyatlandırma yapmış. Ancak buna rağmen oyun eski fiyatı olan 599 TL'nin üzerine çıkıp 944 liraya yükselmiş. NBA 2K23'e bakalım. Daha önce 699 liraymış. Yani yaklaşık 25 dolarmış. Yeni dönemle birlikte 59 dolara çıkmış bu da. Cities Skylines 2 649 liraymış. Yani yaklaşık 22,5 dolarmış. 30 dolara yükselmiş. Call of Duty Modern Warfare 3 1200 liraymış. Yani yaklaşık 41 dolarmış. Bu da yeni dönemde 70 dolara çıkan oyunlar arasında girmiş. Resident Evil 4 30 dolardan 44 dolara çıkmış. F1 2023 1200 TL yani yaklaşık 41 dolar seviyesindeymiş. Yeni dönemde 28 dolara gerilemiş fiyatı. MENA bölgesine geçtikten sonra ucuzlayan oyunlar arasında F1 2023. Rust 308 TL yani yaklaşık 10,5 dolarmış. Yeni dönemle birlikte tam 40 dolara çıkmış ki buna da düzeltme geleceğini düşünüyoruz. Evet, oyunlardaki değişim 3 aşağı 5 yukarı böyle. ABD fiyatının doğrudan uygulandığı 60 dolarlık 70 dolarlık oyunlar olduğunu gördük. Buna da düzeltme geleceğini düşünüyoruz. Şimdi gelin bu oyunları ve hatta daha fazlasını hala TL ile satın alabileceğiniz diğer oyun mağazalarına birlikte bakalım. Epic Games ile başlayalım arkadaşlar. Belki daha önce Fortnite oynadığınız için ya da ücretsiz oyunlar verdiği için üye oldunuz buraya. Ancak Steam sonrası en güçlü alternatifiniz bu olacak. Mesela God of War, Last of Us veya Spider-Man gibi PC'ye gelen PlayStation oyunlarını Steam dışında Epic Games'te bulabilirsiniz. Mesela hemen Steam'de 1400 TL'ye fırlayan God of War'ın fiyatına bakalım. Burada gördüğünüz gibi hala 900 lira yani eski fiyatında duruyor. Gelelim Windows oyun mağazasına ve Xbox oyun mağazasına. Biliyorsunuz yakın zamanda Activision Blizzard'ı satın aldı Microsoft. Bunun doğrudan mağaza ile ilgisi yok ama Windows'un oyun mağazası, mobil oyunları saymazsak aslında TL ile oyun almak için en iyi alternatiflerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kütüphanesi Epic Games kadar geniş değil. PC'ye gelen PlayStation oyunları burada yok ama aradığınızı bulursanız bakmaya değer. Hele ki Game Pass'iniz varsa burası tadından yenmez. Gerçi o TL'de kaldı ama fiyatları da uçtu gitti. Hepimize çok büyük geçmiş olsun. Gelelim Battle.net'e. Aslında Blizzard'ı satın aldığı için bu servis de doğrudan Microsoft'a ait. Belki de yakında birleşirler. Ancak böyle bir şey olduğunda buradan alacağınız oyunlarda herhangi bir hak kaybına uğrayacağınızı düşünmüyoruz. Muhtemelen böyle bir şey olduğunda oyunlarınızı transfer edilir. Hatırlarsanız Diablo 4 ilk çıktığında sadece Battle.net üzerinde yayınlanmış, sonra da Steam'e geçmişti. Yani bazı
Activision Blizzard oyunlarına buradan daha erken ulaşabilirsiniz. Fiyatlar da Steam'in TL'li eski versiyonu gibi. Sadece Ubisoft oyunlarını arıyorsanız Uplay'e bir göz atabilirsiniz derim. Eğer böyle Far Cry veya Assassin's Creed oyunlarının tek düzeliği sizi sıktıysa Ubisoft'un birbirinden hoş yapımları var alternatif olarak değerlendirebileceğiniz. Hem de Uplay'de zaman zaman Epic Games'te olduğu gibi ücretsiz oyun dağıtılıyor. Üye olup takipte kalmanızda yarar var. Humble Bundle'a gelelim dostlar. Geçtiğimiz yıl yaşanan o büyük deprem sebebiyle yardım kampanyası düzenleyen bir platformdu Humble Bundle. Arayüzü İngilizce ama fiyatlar hala Türk lirası. Ancak Steam'de de olan oyunları buradan alacak olursanız fiyat değişmiyor. Sadece o miktarda dolar değil TL karşılığını vermiş oluyorsunuz. Ayrıca dönem dönem ücretsiz oyunlar veren bir yer burası da. Eğer aranızda hala katılmayan varsa bir bakın derim. Sadece EA Games oyunlarını satın alabileceğiniz eski adıyla Origin hatırlayanlarınız vardır. Yeni adıyla da EA App ile devam edelim. Eğer EA FC, Sims, Need for Speed, Battlefield, Star Wars ve benzeri böyle işte EA Games oyunlarını almak istiyorsanız Origin'in Windows uygulaması üzerinden alım yapabiliyorsunuz. Oyunların EA Games fiyatları da Steam'in eski dönem fiyatlarıyla aynı seviyede diyebilirim. Yani eğer bir EA Games oyunu almak istiyorsanız bence önce bir EA uygulaması üzerinden durumuna bakmakta yarar var. Eğer macOS kullanıyorsanız bu arada hala Origin uygulamasını kullanmak durumundasınız bilginize. Son olarak Türkiye'de hizmet veren Oyunfor veya Türk Telekom'a ait Play Store'a da göz atmanızı tavsiye edebiliriz diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Eğer sizin de Steam'e alternatif olabileceğini düşündüğünüz ve daha önce kullandığınız başka platformlar varsa bunları da aşağıda yorumlar bölümünde herkese paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.